Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir, her şey yolundadır. Bugün arkadaşlar tekrar sizlerle bahçe vlogla karşınızdayım. Bahçede sizlere bir video çekeceğim. Bahçe işleri, kediler, bahçede yaptıklarımı sizlere göstereceğim. Umarım severek izlersiniz. Suları döküyorum arkadaşlar. Kedilere taze su koyacağım.
Bir de arkadaşlar şu dökülen yapraklara bakın, bir sürü yaprak dökülüyor. Onları da temizliyorum. Size Çitos'u göstereyim. Geldi konuşan kedimiz. Selam ver. Selam ver. Diğer kediler uyuyor arkadaşlar. Reçel evde uyuyor. Sinli de içeride. O yüzden sizlere gösteremiyorum onları. Şuna baksanıza. Surat bak, surat bak. Şirin misin sen? Şirin. Oy, biraz oturayım arkadaşlar. Yoruldum. Gel yanıma. Bahçeyi güzelce bir temizledim arkadaşlar. Yerleri süpürdüm. Biraz toparladım. Yaprakları temizledim. Bir sürü yaprak dökülmüş. Malum biliyorsunuz birkaç gün hava yağışlıydı. Bir de çok rüzgar olduğu zaman yaprak çok dökülüyor. Her yer yaprak oluyor arkadaşlar. Bu sefer hep temizlemeniz gerekiyor. Benim bu kapının önüne de mesela merdivenlere falan hep dökülüyor. Sürekli süpürüyorum yani. Şimdi güzel bir temizlendi. Sizlere de son halini göstereceğim. Biraz da toparladıktan sonra. Hiç beni rahat bırakmıyor. Hiç. Değil mi Çitos? Hep ilgi. İlgi istiyor sürekli arkadaşlar.
Böyle. Bugün de hava şansımız da güzel arkadaşlar. Zaten bir iki gündür güzel bir hava var. Çok soğukları ben sevmiyorum. Bugün güzel, ılık bir hava var. Mesela şu an saatlerimiz 4 falan. Çok güzel hava. Ne çok soğuk, ne çok sıcak. Ilık bir hava. Dedim biraz bahçeye toparlayayım. Sizlere de bir video çekeyim. Bu şekilde. Değil mi Çitos? Çitos da cevap veriyor. Çitos da uyuyordu. Yeni uyandı arkadaşlar. Reçel uyuyor. Cindy uyuyor. Mia da çatıya çıktı. Çatı da takılıyor. Keyif yapıyor. Tam bir keyif kedisi arkadaşlar Mia. Çıkıyor çatıya. Tek başına kafasını dinliyor orada. Hadi devam edelim. Arkadaşlar sizlere bir şey göstereceğim. Sizlere de önerim. Kışın havalar biliyorsunuz çok soğuk oluyor ve kedilerimiz çok üşüyor. O yüzden ben böyle bizim Linda genelde çok üşüyor. Sarı kedi var ya. Ona böyle giymediğim şeyleri koydum arkadaşlar. Battaniye gibi. Buraya böyle yer yaptım. Buraya böyle yer yaptım bu yatak. Hep akşamları, geceleri burada yatıyor, uyuyor arkadaşlar. Kapının önüne koyuyorum. Orası daha kuytu olduğu için çok rüzgar da almıyor. Sizlere de önerim soğuk havalarda hayvanlarımıza yer açın arkadaşlar. Sokaktaki kedilere, köpeklere. Şu anda bu kurtarıcı oldu. Hep bunun içine yatıp uyuyor. Hiçbir şekilde hasta olmuyor. Sizlere de tavsiye ederim. Aslında şurada kedi evleri var arkadaşlar ama maalesef kedi evleri var ama maalesef hiç kullanmıyorlar. Aslında kapalı ve çok da güzel el yapımı bir kedi evi. Kullanmıyorlar maalesef. Çitos gel. Gel. Evet arkadaşlar, tamamen işlerimi bitirdim. Şimdi sizlere de bahçenin son halini göstereceğim. Ondan sonra videoyu kapatacağım. Şöyle biraz yerleri süpürdüm arkadaşlar. Yerler bayağı kötüydü. Buraları bir toparladım. Buraları bir süpürdüm. Buralar hep böyle yapraklar olmuştu yerlerde. Şekilde. Şuraları biraz toparladım. Kedilerin sularını değiştirdim. Hatta burayı da bir süpürebilirim. Şöyle biraz yerleri süpürdüm arkadaşlar. Yerler bayağı kötüydü. Buraları bir toparladım.
Buraları bir süpürdüm. Buralar hep böyle yapraklar olmuştu yerlerde. Bu şekilde. Şuraları biraz toparladım. Kedilerin sularını değiştirdim. Hatta burayı da bir süpürebilirim. Evet, burayı da süpürdüm. Sularını da değiştirdim arkadaşlar. Bu şekilde tripod koydum arkadaşlar. Tripodla çekiyorum. Daha güzel açı olsun sizlere diye. Evet arkadaşlar, videomuzu Çitos'la kapatalım o zaman. O da zaten benim yerime konuşuyor gördüğünüz gibi. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse beğene basmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.